Herkese merhabalar, ben Onur Alpaydın. Bugün elimizde bir Samsung Galaxy Note 10.1 var. Fakat bu 2014 versiyonu olan, yani Samsung IFA 2013'te tanıtılan yeni versiyonu. Öncelikle dilerseniz cihazın biraz donanımsal özelliklerinden bahsedelim. İki tane versiyonla geliyor. Bunlardan bir tanesi LTE, yani 4G Amerika versiyonu. 2.3 GHz quad core bir işlemciyle gelirken Samsung Galaxy Note 10.1 Türkiye için 3G'lik ve 3G ve Wi-Fi olarak iki tane yeni özellikle, yeni şeyle geliyor, modelle geliyor. Ve bunlar 1.9 GHz'lik octa-core, yani 8 çekirdekli bir işlemciyle geliyor. Bu Samsung Galaxy Note 3 ile aynı işlemciye ve sahip olduğu anlamına geliyor. Buna ek olarak dilerseniz öncelikle biraz ekranından bahsedelim. 10.1 inçlik Super Clear LCD bir ekrana sahip. AMOLED değil, fakat AMOLED olmaması bataryası konusundan çok da elzem ve gerekliydi. Tasarım olarak gördüğünüz üzere yine incelmiş. Samsung Galaxy serilerindeki yeni modellerin hepsinin incelmesi alışkanlığını bu şekilde de sürüklemişler. Arka kapağı da görecek olursanız deri bir kılıfa sahip. Bu da çizilir mi acaba, yani yırtılır mı ya da kim tutar mı gibi soruları beraberinde getiriyor. Bunu önümüzdeki günlerde tekrar göreceğiz. Fakat Samsung mühendislerinin bunları düşündüğünü şahsen düşünüyorum. Buna ek olarak köşelerinde bir gördüğünüz gibi dikiş gibi izler var. Bunlar da oldukça klas ve güzel bir tasarıma sahip olmuş Samsung Galaxy Note 10.1. Android 4.3 ile geliyor. Bunu söyleyebiliriz. 2560'a 1600 piksellik bir çözünürlükle geliyor ki bu oldukça yüksek bir çözünürlük. Buna ek olarak yeni S Pen'i var. S Pen gördüğünüz üzere yuvarlaklaşmış daha çok. Yine üzerindeki düğme bulunuyor ve buna ek olarak da ucu biraz daha sivrileşmiş. Bu da her açıdan yazabilme özgürlüğü tanımak için yapılmış olan bir özellik. Buna ek olarak 3 GB'lik bir RAM'e sahip. Bu da bundan sonra gelecek olan yeni cihazlarda 3 GB'lik RAM'in artık stabil olmuş olduğu, yani sabitleşmiş olduğu anlamına geliyor. S Pen ile ilgili birçok yeni özellik var. Bunları bilahare daha önümüzdeki videolarda anlatıyor olacağım. Boyutu söylemeden önce dilerseniz biraz şeyden bahsedeyim. Dahili hafızadan 16, 32 ve 64 GB'lık 3 versiyon da gelecek. Buna da ek olarak 64 GB'lık micro SD USB slotuyla hafızayı genişletebilme özgürlüğünü bize tanıyor. S Pen ile ilgili göreceksiniz bunların farklı özelliklerinden S Pen Window, S Finder, Screen Write gibi yepyeni Action Memo gibi ve yeni özelliklerle geliyor. Bunları da önümüzdeki günlerde tekrar elimize geçince cihazı anlatacağız. 8220 mAh'lik bir bataryaya sahip Samsung Galaxy Note 10.1. Bu da oldukça yüksek bir batarya olduğunu çok rahatlıkla söyleyebileceğimiz anlamına geliyor. Boyut olaraktan 24.31 santimetrelik bir genişliğe sahip. Uzunluk olarak 17.14 santimetrelik bir cihaz ve kalınlık olaraksa sadece 0.79 santimetrelik bir cihaz. Bu da Samsung Galaxy Note 3'ten de 2'den de daha ince olduğu anlamına geliyor. Ve hafiflik olarak ise sadece 553 gramlık bir cihaz. Oldukça akıcı bir cihaz, bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Daha önceki Samsung Galaxy tabletlere oranla çok daha akıcı bir cihaz ve birçok yeni özellik de geliyor Samsung Galaxy Note 10.1. Genel olarak söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Lütfen aşağıdaki like ve dislike düğmelerini kullanın. Bunları gerçekten ciddiye alıyorum. Buna ek olarak aşağıdaki yorum kısmından bana dilediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ve kiwi.co adresinden en son yeni teknoloji haberlerinden haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.